Kaç limon olur buna? 5 çok mu? 5. Yok yok değil. Şükran, biraz konuşabilir miyiz? İşim var benim burada. Ne söyleyeceksen söyle. Ama hadi Şükran ya, önemli bir durum var. E tamam söyle, benim kızlardan bir gizlim saklım yok. O zaman aramızda kalsın, hani ne Ömer'e ne Gamze'ye hiç kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Tahir sen ne haltlar karıştırıyorsun, söyle bakayım. Hı. Şükran, birlikte sinemaya gideceğiz. Yok ben gidemem bunca işimin arasında. Nereden çıktı sinema canım? Hem bunun Ömer'le Gamze'yle ne alakası var? Evet, ne ilgisi var bunun? Hani gideceksiniz de zaten siz iki başınıza gidin işte. Evet, yani biz buradayız nasılsa hallederiz. Siz gidin Şükrancığım, iftara yetişirsiniz nasılsa. Ya yok ben nereye gidiyorum Nurhan bunca işimin arasında? Sen asıl şunu söyle bakayım. Ömer'le Gamze'yle bunun ne alakası var? Niye gizleniyor bu iş? Hı. Yok Şükran, bir de ben kendimi şey yapamadım. Anlatamadım galiba. Aynen öyle oldu. Tahir, en başta anlat şunu, ne? Ya şimdi hani Ömer'le Gamze ayrı ya, onları bir araya getirmek için gideceğiz. Ne, Şükran'a sürpriz yapacağım dedim. İkisini de ayrı ayrı ikna ettim. İkisinin de haberi yok. Ama orada olacaklar yani. İyi de bunun Şükran'a sürpriz yapmanla bir ilgisi yok o zaman. Yok yok, hiç önemi yok. Hani sonuçta başkası için de bir iyilik yapmaya çalışması da bir sürpriz oldu benim için. Allah razı olsun. O zaman tamam, gidelim. Vallahi mi Şükran? Ha, ama acık işlerim var. Şu önlüğümü falan çıkartacağım, bekle. Sence bu plan işe yarayacak mı Tahir? Vallahi bilmiyorum Şükran. Hani ikisi de ters biliyorsun. Yani o Gamze desen dil papuç gibi. Ne diyorsun ya? Acık doğru konuş. Ha yok Şükran, hani düşündüğünü söylüyor ya pat pat, ondan dedim. Vallahi bak ben kötü bir şey söylemedim Şükran. Aslında özü sözü bir kız o, hani dürüst biri. Ben böyle ağız alışkanlığından öyle söyleyiverdim. Ha tamam işte böyle. İstediğin kadar uzun konuşabilirsin zaten. Ama insanları yargılama yeter. Tamam Şükran. Tahir. Sen böyle benim her dediğime tamam mı diyeceksin? Öyle mi diyorum Şükran? Ben hiç farkında değilim ya. İşte içimden öyle geliyor demek ki ondan. Yani düşünmeden söyleyiveriyorum. İçinden geliyorsa iyi de. Hani böyle benim seni affetmem için tamam diyorsan deme. Demem Şükran. Bak yine aynı şeyi yaptın. Anlamıyorum ya Şükran. Hani bilmece gibi konuşma. Tahir bak ben eşitlikçi bir insanım. Yani insanların düşüncelerini özgürce söylemesine izin veririm. Öyle iletişim kurabilirim. Allah razı olsun Şükran. Bak dalga geçme. Sen ben seni affedeyim diye benden korkundan tamam diyorsan diyorum deme işte. Hani çünkü bu böyle samimi olmaz, anlatabildim mi? Anladım. Anladım Şükran, da şimdi ben senin her dediğine tamam dememin nesi kötü onu anlamıyorum. Hani senin istediğin de bu değil mi ya? Yani biz de sana vur dedik öldürdün, azıcık dengen olmalı. Allah Şükran, hiçbir şey anlamadım ya. Anlatacağım ben sana, anlatacağım, sen merak etme. Önce şunları bir barıştıralım da. Ya Şükran beni geçiştirme ya. Bak hatamı telafi etmeye çalıştığımı gör istiyorum. Hani beni affet istiyorum. Tamam yani biliyorum. Benim kalbim senin gibi kocaman değil ama işte sana layık olmak istiyorum Şükran. Ama bu dediklerinden sonra daha fazla şey yapmam gerekiyor, onu anladım. Tahir. Benim gönlümü kazanmak istiyorsan bunun en güzel yolu ne biliyor musun? Ailemizi, sevdiklerimizi bir arada tutmaya çabalamandı. Sen zaten bunu yaptın. Daha da fazla çabalayacağım Şükran. Sana söz veriyorum. Hadi gel, onları da çok bekletmeyelim.